Merhaba, iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Duyduğumdan beri beni heyecan ve gurur duyguları içinde yüzdüren harika bir haberim var. Önce sorayım size, Ceyop solo konserine hazır mısınız? Hadi o zaman toplayın tası tarağı, gidiyoruz. Ben çoktan hazırım. Ceyop Ceyop çığlıklarını şimdiden duyar gibiyim. Siz de duyuyor musunuz? 31 Temmuz'da Chicago'da gerçekleşecek 4 günlük bir müzik festivali olan Lollapalooza Twitter hesabı üzerinden Ceyop'un festivalde performans sergileyecek baş sanatçılardan biri olacağını duyurdu aniden. Şok üstüne şok yaşıyoruz. Ne hoş haberler bunlar. Bizim hobimiz böyle büyük bir Amerikan müzik festivalinde baş sanatçılar arasında yer almayı başaran ilk Güney Koreli sanatçı olacak. Ana sahnede ana sanatçı olarak çıkacak ve 1 saat boyunca sahne alacak. Kaç gün öncesinden satışta olan biletler hobinin ana sanatçı olacağı söylendikten 20 dakika sonra sold out olmuş. O kadar gururluyum ki. Onca sanatçıya rağmen bütün biletlerin tükenmesine sebep olan hobi de Insta paylaşımı yaptı haberin üzerine. Bu benim Lollapalooza'daki ilk performansım olacak. Bu müzikal tarihimde gerçekten unutulmaz bir bölüm olacağını düşündüğüm heyecan verici yeni bir meydan okuma. Size harika bir gösteri sunacağım. Çıldırmaya hazır olun yazmış. Jungkook da altına Ceyop hadi gidelim yazdı. Birlikte giderlerse şaşırmam. Ayrılamaz ki bunlar birbirinden. Bunun spoiler'ini de Jimin vermiş. Las Vegas konserleri zamanı yayın açmışlardı ya. Orada Taeyeon bir dahakine birlikte gidelim konsere demişti. Hobi de hangi konsere deyince Jimin de Ceyop'un solo konserine diye cevap vermişti. Hobi önce bir durmuş, sonra Jimin'in solosu demişti. Biz de Jimin'in solo kısmına takılmıştık. O surat ifadelerine hiç dikkat etmemiştik. Oysa ki esas spoiler iki taneymiş. Hobi'nin konserinin olacağını söylüyormuş bize Civciv Bey. Biz bu çocuğun verdiği spoiler'ı hiç anlamıyoruz ya. Çok ustaca kandırıyor bizi. Acaba gerçekten birlikte giderler mi? 2015 yılında Namjoon bir hip hop festivalinde ana sahnede çıkmıştı. Sonlara doğru Yoongi ve Hobi de sahneye çıkıp sürpriz yapmışlardı. Bu yüzden diğer üyeler de giderse şaşırmam yani. O sahnede Hop World, Chicken Noodle Soup, Hansang, Ego gibi şarkılar duyacağız. Daha çok insan ona aşık olacak. Sonunda hayallerim adım adım gerçek oluyor. Üyelerin solo albümlerinin ücretsiz olarak yayımlanması ve promo yapılmaması benim için her zaman can sıkıcıydı. Çünkü kendi benlik ve zevklerini ortaya döktükleri şaheser şarkılar yeteri kadar değer görmüyordu. Sahnede sergilenmiyordu. Diğer sanatçılar gibi ne bir müzik şovunda ne de konserde göremiyorduk solo şarkılarıyla onları. Hobi ile başlıyoruz. İnşallah devamı gelir. Bakarsınız sürpriz bir mixtape de yayınlar hobimiz. Aynı festivalde TXT bebekler de olacak. Onlar için de ayrı mutluyum. Siz neler düşünüyorsunuz bu harika haber hakkında? Haydi paylaşın, sizi moruluyorum.